Türkiye'sinin dışa yansımasıydı. Ve Türkiye'de milyonlar sokağa döküldü. Bununla ilgili o içindeki basıncı yansıttı. Biz de Mersin'de bunu yansıttık. Yansıtmaya da devam edeceğiz. Şimdi Mersin Emek ve Demokrasi Platformu adına görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Herkese adalet gerek. Demokrasi için adalet gerek. 2013'teki Gezi Parkı eylemine ilişkin BEREV kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ifade özgürlüğünün sayılması gerektiği yargı kararlarıyla iki defa tescillenmesine rağmen üçüncü defa yargılanmaya çalışan gezi olayları damgalanmak, Gezi Parkı'nı ve çevreyi korumak isteyen ve toplumun her kesiminin desteğini alan temel hak ve talep arayışları karalanmak istenmektedir. Başlangıç, mücadeleye devam, bu daha başlangıç, mücadeleye devam, bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu kararların adaletle değil, siyasetle oluşturulduğu gün gibi açıktır. Biz Mersin Emek ve Demokrasi Platformu olarak hepimiz için adaleti, demokrasi için adaleti sağlamak yolunda mücadelede kararlıyız. Toplumsal muhalefeti sindirerek, demokrasiyi yok ederek alınacak bir yol yoktur. Buradan uyarıyoruz ve en temel hak ve hürriyetleri ihlal edilen Kurbaca Gezi davası sanıklarını savunmayı sonuna kadar sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Unutmayalım ki herkese adalet gerek, herkese demokrasi gerek. Bir insan hakları mücadelesiydi. AKP'nin ve MHP'nin ortak idare ettiği iktidarın doğamız üzerinde tahakküm kurma anlayışına bir isyandı, bir tepkiydi, bir itirazdı. Hepsinin bileşkesi işte onurlu bir direniş açığa çıktı. Hepimiz oradaydık. Bir kez daha bağırarak söylüyoruz. Gezi bizdik, Gezi onurumuzdu. Biz hepimiz Gezi direnişçisiyiz demekten vazgeçmeyeceğiz. Gezi de aslında uzun zamandan beri hem iç hukuku hem uluslararası hukuku çiğneyerek sonuna kadar kindar bir öfkeyle arkadaşlarımızı yargılamaya devam ettiler. En sonda dün akşam arkadaşlarımızı çok acımasız cezalar vererek kendilerince suçlu ilan ettiler. Oraya yani Gezi davasına kendi aday adaylarını yargıç olarak atadılar. Kobani'ye bir çete üyesini yargıç olarak atadılar ve yargı bağımsız diyorlar. Yargıya güvenin arttığını iddia ediyorlar. Öyle bir duruma gelmiş ki ülkemiz arkadaşlar, yakın zamanda aralarında Mersin'de de arkadaşlarımız olan Fazıl Türk gibi belediye başkanlarımızın da olduğu arkadaşlarımız Kobani dosyası dediler. Yeniden bir dava açtılar. Mahkeme serbest bıraktı ama iki saat sonra savcı tekrar tutuklama talebiyle itiraz etti. Yani birisi bir kapıdan serbest bırakıyor, diğeri öbür kapıdan tekrar tutuklama çıkarıyor. Böyle bir ülkede ne yazık ki yaşamak durumunda kalıyoruz. Ancak şunu bir kez daha söyleyelim. Gezi bir ağaç için mi yaptınız diyenlere söylemek gerekiyor. Evet, gerekirse tek bir ağaç için bu mücadele yapılır. Başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu kararların adaletle değil, siyasetle oluşturulduğu gün gibi açıktır. Biz Mersin Emek ve Demokrasi Platformu olarak hepimiz için adaleti, demokrasi için adaleti sağlamak yolunda mücadelede kararlıyız. Toplumsal muhalefeti sindirerek, demokrasiyi yok ederek alınacak
bir yol yoktur. Buradan uyarıyoruz ve en temel hak ve hürriyetleri ihlal edilen Kurbaca Gezi davası sanıklarını savunmayı sonuna kadar sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Unutmayalım ki herkese adalet gerek, herkese demokrasi gerek.